Görüyorum ki Bursa'dan dönmüşsün paşam. Dönerim elbet. Ben istediğim yere gider, istediğim vakit dönerim. Dönüşü olmayan yerler de vardır İbrahim. Dikkat etmek lazım. Anlaşılan o ki sen kan dökmek istiyorsun. Değil mi? Tamam. O halde dökülsün. Bakalım kimin kanı akacak bu mermerlerin üzerinden. Bu bir savaş ilanı mı? Rahmetli Valide Sultanımız bana yılanın başını küçükken ezmediydin demişti. Fakat ben yapmadım. Defalarca fırsat geçti elime. Fakat yapmadım. Neden biliyor musun? Hünkârımız için. Sırf o üzülmesin de yok. Ancak şimdi görüyorum ki hata yapmışım. Çünkü o yılan yedi başlı bir ejderhaya dönüşmüş. En çok hünkârımızı üzüyor. Ona zarar veriyor en çok. Buna son vermenin vakti geldi. Artık. Süleyman. Ne oldu? Paşa sana ne söyledi? Bu ihaneti karşılıksız mı bırakacaksın? İhanet yok Hürrem. Şu nikah meselesiyle alakalı Mustafa ile konuşup ikna etmek istemiş sadece. Sen de buna inandın. Mustafa onun elinde büyüdü. Benim can yoldaşım. Kendince meseleyi halletmek istemiş. Süleyman onlara olan sevgin inancın gözlerine perde indirmesin. Bursa'da ne konuştuklarını bilmiyoruz. Asla da emin olamayız. Belki masum bir buluşmadır. Ama ya değilse? Ya sana karşı bir isyan hazırlığındalarsa?